Tarihi kale içinde Saat Kulesi ve Yivli Minare ile birlikte kentin en önemli sembollerinden olan 1600'lü yıllarda Osmanlı döneminde inşa edilen Tekeli Mehmet Paşa Camisi'nde Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 2018'de başlatılan restorasyon çalışmalarına sona yaklaşıldı. CHP'nin uzun dönem genel başkanlığını da yapan Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın bayram namazlarında kıldığı cami olarak da bilinen camide 2018 yılında başlatılan ve yaklaşık 3 yıl süren restorasyonun 2 ay kadar tamamlanması ve caminin yeniden ibadete açılması bekleniyor. Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, tarihi caminin yapılan restorasyonla yüklerinden arındığını söyledi. Cami çeşitli dönemlerde onarımlardan geçmiş. 1850, 1909, 1940, 1952, 1977 ve 1996 yılında onarımlardan geçmiş. Fakat en kapsamlı onarımı şu an yapıyoruz. 2018 yılında başlattık bu işlemi. Ve dış cepheler tamamen sıvalıydı daha önce, restorasyon öncesinde ve çimentolu sıva vardı. Biz burada sıva raspası yaptık ve derzi bir şekilde, tarihi dokuya uygun şekilde uygulamayı yaptık. Zaten daha önce dış görünüşünde bir hani tarihi cami hüviyeti çok fazla anlaşılmıyordu. Ama şu an baktığımız zaman bu caminin yüklerinden arındırıldığı için ve sonradan çimento ile kapatılan bazı tezyinatlar, çiniler, süslemeler ortaya çıkarıldığı için şu an tarihi caminin orijinal dokusuna uygun olduğu görülebiliyor. Coşar, hat adı verilen yazılardaki çatlakların onarımını Mersin balığının hava kesesinden elde edilen organik yapıştırıcı kullandıklarını açıkladı. Mersin balığından elde edilen balık tutkalı. Bunu tabii şeyle saf suyla karıştırılıp alttan ısıtma yöntemiyle eritiliyor ve bu cihariyar güzinlerin yüzeyine uygulanıyor. Hat eserlerinin konservasyonunu yapan restoratör Nakkaş Mehmet Yetişkin ise Mersin balığından elde edilen tutkalın özelliklerini anlattı. Biz bu Mersin balığını incelttikten sonra, çözelti olduktan sonra bezlen üzerine uygulama yapıyoruz. Bir kat iki kat. Bunun nedeni yani bunları daha fazla aşılmaması için. Benmari tekniğiyle incelttikten sonra buraya uygulama yapıyoruz. Artık kuruma süresine, şartlara veya şeysine, hava şartlarına göre kuruduktan sonra birinci, ikinci uygulamadan sonra artık hazır hale getiriyoruz. Yani mesele bunu daha fazla tahribini önlemek. Japon kağıdına çatlanmış bölgelere koyup bu şekilde uygulama.